Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Bizim yazılım tarafındaki ilk Talks'umuz. İlk defa hepimiz buradayız. Şimdi bugün dijital göçebelik konuşacağız. Dijital göçebelik kavramını size konuğumuz detaylıca anlatacak. Konuğumuzun bir de beraberinde dijital göçebelik yaptığı ablası da geldi. Ben de ikisini birden davet etmek istedim. Çünkü biri yazılımcı, diğeri diyetisyen. Böyle çok değişik konseptlerden bahsedecekler. Yazılımcı olmak, ülke ülke gezmek, bunları yaparken döviz kazanmak gibi böyle güzel konseptler var. Alkışlarınızla birlikte ben misafirlerimizi davet etmek istiyorum. Öncelikle biz sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Muhammed Arslantaş. Bir dijital göçebeyim. Aslında 4 yıldır bir göçebeyim. Son 2 yılda dijital göçebe olarak geçirdim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği bitirdim. Daha sonrasında kariyer değiştirmeye karar verdikten sonra da yazılıma doğru yöneldim. Benim bir kariyer açısından hedefim buydu zaten. Ancak hepimizin yanlış kararları olabiliyor ama daha sonrasında değiştirebiliyoruz. Ben de bu fırsattan faydalandım. Merhaba, Eda ben. Diyetisyen ve yüz yogası eğitmeniyim. Ben de aynı şekilde okulu bitirdiğimden beri freelance olarak çalışıyorum. Sadece dijital kimlikle aslında kendi mesleğimi yapıyorum. Bu açıdan biraz daha şanslıyım. Yani okul bitmeden aslında yolumu seçip bu anlamda dijital göçebe olarak neler yapabilirim? Onun üzerine biraz yoğunlaştım. O zaman Muhammed Bey'den devam edelim. Bize nasıl yazılımcı olmaya karar verdiniz onu anlatın. Şimdi bölüm değişimi, yazılımcı olmaya karar vermek, yazılımcı olmak, yazılım öğrenme süreçlerinizi biraz anlatmanızı isteyeceğim. Aslında benim bir tutkumdu yazılım alanına yönelmek. Üniversite zamanımda benim Urfa'da bilgisayar mühendisliği geliyordu. Ancak öğrencilik heyecanıyla Eskişehir'e gitmeye karar verdim. Biraz daha öğrenci hayatı yaşamak istedim. Daha sonrasında da yurt dışına çıktım eğitim için. New York'a gittim. Dil eğitimimi tamamladıktan sonra Boston'da bir okul olduğunu öğrendim. Üniversiteye yazılmaya karar verdim. Pandemi çıktı. Tüm işlemlerimi tamamladığım halde üniversiteye gidemedim orada. Daha sonra öğrendim ki bir yazılım eğitimi varmış benim evimin hemen karşı tarafında. Buna katılmaya karar verdim. Özellikle web alanında bir full stack eğitim vardı. Ona katılmaya karar verdim. Sonrasında ben eğitime başladığım andan itibaren Udemy'de bütün konuları bitirmiştim. Hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyordu ki eğitimlerde biraz daha önde gitmek istiyordum. Daha sonrasında da React öğrendikten sonra React Native ile mobile yönelmeye karar verdim. Mobil alanı benim için bir tutku olduğunu öğrendim. Sonra bu alanda devam ediyorum. Daha çok kısa bir dönem benim için aslında yazılım dönemi. Bir 3 yıllık deneyimim var. 3 yıllık deneyimle bir dijital göçebe olabildim. O yüzden size de umarım bir ilham olur. Siz daha iyilerini yapabilirsiniz. Peki. Şimdi biz öncesinde biraz sohbet ettik arkadaşlar. Yazılımcı olurken kaç saat, nelerle, ne kadar uğraştığını aslında Eda Hanım'dan daha çok duydum. Birazcık böyle o süreci, yani ne kadar dedike olup çalışmak gerekti, ne kadar odaklandınız, günde kaç saat çalıştınız, öğrenirken ne tip projeler yaptınız ya da proje mi yaptınız, eğitim videosu mu izlediniz, yoksa eğitim mi aldınız, neler yaptınız, biraz onları da duyalım. Şimdi ben çok söylüyorum da bir de sizden de duysunlar. Bu kısımda çok çalışmak gerekiyor. Bizim hayatımızda her zaman buna hazırız aslında. Üniversite sınavlarından tutun KPSS sınavlarına kadar. Bir yılınızı en azından böyle bir şekilde ayırmanız gerekiyor. Ayırdıktan sonrasında rahat bir hayata kavuşacaksınız. Ben ilk yazılıma başladığımda eğitim alırken eğitimin yanı sıra öğrendiğim kadarıyla hangi projeleri yapabilirim diye daha böyle eğitim aşamasında araştırmalara başladım. Aslında eğitim kısmında ben daha eğitimin ileriki seviyelerinde projelere bakmışım. Daha sonra eğitime geldiğimde gördüm bunu. Rahatlıkla şöyle söyleyebilirim. Sabah 6'da başlıyordum kalkıp erkenlerden. Akşam 12'lere kadar ben çalışıyordum. Yani rahat 10-15 saati geçkin bir şekilde çalışıyordum. Bu kadar çok çalışmanızı kesinlikle olması lazım demiyorum ama en kötü bir 4-5 saat her gün ayırmanız gerekiyor. Yazılım alanında kesinlikle ara verdiğinizde, çok az çalıştığınızda unutuyorsunuz veya da çok ilerleme kaydedemiyorsunuz. Bir konsantre olarak düşünebilirsiniz, bir bootcamp olarak düşünebilirsiniz bu yazılım aşamasını. Ne kadar sıkıştırıp ne kadar çok çalışırsanız o kadar ileri gidebiliyorsunuz ve dijital göçebelik hayatına o kadar hızlı yaklaşabiliyorsunuz. Bu da belki sizi motive edecek bir söz olabilir. Teşekkür ederiz. Peki, şimdi sizin uzmanlaştığınız alan nedir ve hangi alanlarda uzmanlaşmaya devam etmek istiyorsunuz? Ben mobil alanında uzmanlaştığımı düşünüyorum en azından. Çünkü çok fazla bu alanda ileri seviyede insanlarla tanıştım. Onlarla proje yapma imkanım oldu. React Native kullanıyorum. Yani cross platform, iOS ve Android cihazlara uygulamalar geliştiriyorum. Ancak daha sonrasında bir de Swift'e yönelmeye karar verdim. Bir YouTube kanalında bunları anlatma sürecim var benim. Kendi öğrendiklerimi bildiğim kadarıyla React Native'de eğitim olarak yayınlamaya çalışıyorum. Ama Swift öğreniyorum aynı zamanda da iOS açısından. Bunu da diyorum ki Swift öğrenelim, birlikte Swift öğrenelim diye bu sürecimi yayınlıyorum. Aslında bu dijital göçebeliğin en önemli kısmı. Ben size şu açıdan bir öneri sunabilirim. Dijital kimliğiniz yoksa sizin yazılımcı olma aşamanızda çok fazla size ön plana çıkacak
çalıştıracak sistemler olmayacak. Eğer dijital göçebe olmak istiyorsanız medyayı iyi kullanmanız gerekiyor. Ben tüm eğitim sürecimi dijital olarak LinkedIn'dan, özellikle LinkedIn ağırlıklı söylüyorum, paylaşmıştım. Bugün bunu öğrendim, bu projeyi yaptım, sizle işte bunları yapabiliyorum gibisinden. Veya da bir eventleri takip ettim. Özellikle React Native alanında yeni gelen gelişimleri tanıttım. O alanda beni React Native üzerine çalışan firmalar veya da yazılımcılar takip etmeye başladılar. Zaman içerisinde bana bu şekilde bir iş yönlendirmesi oldu. Daha sonrasında da ilk freelance işimi aldım. Henüz böyle çok acemilik dönemlerimde diyebilirim ama onu bildikleri için, benim gelişim sürecimi birlikte takip ettikleri için yani yadırgamadılar. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Ben bu açıdan çok avantajlı bir sistem olduğunu düşünüyorum mobil sektörünün, Swift alanında diyorum. Tabii web background'undan geldiğim için de web alanına da odaklanmanızı tavsiye ederim. Biraz aslında gelişim süreci insanların gözünün önünde olduğu için bayağı gözümüzün önünde büyüdü gibi, gelişti gibi değerlendirme fırsatı buldular. Evet. Harika. Şimdi birkaç kere dijital göçebelik konusu geçti. Hep bu kelimeleri kullandık. Şimdi doğrudan dijital göçebelerin size dijital göçebelik nedir anlatmasını istiyorum. Burada hem sizden hem de ablanızdan dinleyelim. Evet. Dijital göçebelik nedir? Aslında dijital göçebelik, biz abla kardeş olarak bir dijital göçebeyiz. Birlikte geziyoruz. Öncelikle işte Amerika'da eğitim aldıktan sonra iki şehirde uzun süre yaşama, daha sonra diğer eyaletlere de kısa kısa yaşama tecrübesi elde ettik. Daha sonrasında da Malezya'ya gittik, Bali'ye gittik, Endonezya'ya. Oranın farklı şehirlerinde yaşama fırsatı elde ettik. Dijital göçebelik bizim için en azından ortak çalışma alanlarını farklı ülkelerde yapmak gibi deneyimliyorum. Her gittiğimiz şehirde, her gittiğimiz ülkede bir coworking space kiraladık. Gittiğimizde ortak ofisleri kullanıyoruz. Orada bizim gibi dijital göçebelerle tanışma fırsatı elde ediyoruz. Bu alanda insanlarla network yaptıktan sonra da o alanda iş alabiliyoruz, tanışabiliyoruz. Onlarla birlikte bir etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Benim için şu an dijital aşaması bu halde, senin için. Aslında şöyle, yaptığınız işe oradan iş almaya kadarki sürece kadar sizi en çok büyüten kısım sosyal medya kısmı. Yazılım zaten çok odaklanılması gereken bir bölüm. Belki bunun başında çok fazla sosyal medya sizin için önemli gibi gelmiyor olabilir ama ben Muhammed'in çalışma ve öğrenme sürecine çok hakim olduğundan onun o eğitim döneminde 17-18 saat bilgisayarın başından kalkmadığını biliyorum. Yani yemeğini ben önüne koyuyordum. Hadi artık nefes al, kalk bir su iç. Ve eğer ki işler yolunda gidiyorsa onun o klavye hızı değişiyor. Eğer o klavye çok sert basılıyorsa, hızlı gidiyorsa tamam, orada o kodlar çalışıyor. Artık ben ona hakim oluyordum. Ama mesela o dönemlerde işin öğrenme kısmıydı. Onları da yavaş yavaş sosyal medyadan paylaşmaya başladıkça insanlar evet bunun bireysel de öğrenebileceğini anladılar ve hem bunu öğrenirken gezebileceğiniz ya da çalışırken gezebileceğinizi fark edip ona farklı sorular sordular ve o da bir yandan Muhammed'i besledi. Yine aynı şekilde benim için de geçerli. Bir yerlerden gezip coworking space'lere gidip sizinle birlikte aynı şekilde dijital çalışan, belki bir kampanyada çalışıyordur ama remote çalışıyordur ya da kendi işini yapıyordur. Orada selamlaştığınız, sohbet ettiğiniz herkes bir şekilde sizin müşteriniz, danışanınız olabiliyor ya da siz onlardan besleniyorsunuz aslında. O açıdan çok güzel. Kendi saatlerinizi siz belirliyorsunuz dijital bir göçebe olduğunuzda. Tatillerinizi kimse belirlemiyor, çalışma saatlerinizi kimse belirlemiyor. Belki herkesin en yoğun olduğu saatte siz keyif yapabiliyorsunuz ama herkesin yattığı saatte de siz çalışabiliyorsunuz. Bu biraz aslında sizin nasıl bir yaşam istediğinize bağlı. Ya da diyelim ki çok kış sevmiyorsunuz. Kış döneminde siz başka bir yere gidip orada yazı yaşarken aynı zamanda da hayatınızı geçindirebiliyorsunuz. Eğer böyle bir hayaliniz, hedefiniz varsa bence her meslek dijital anlamda beslenebilen bir iş. O açıdan da çok keyifli. Biz bu yolu seçmiştik ve biraz onun üzerine aslında kendimizi beslemeye çalıştık. Ve hani ben diyetisyen olduğum için aslında her alanda bunu yapabilirsiniz. Biraz onu sadece göstermeye çalışıyorum. Ben her alanın bir dijital kimliği var aslında. Evet. Şimdi nereleri gezdiniz? Yalnız dijital göçebelik arkadaşlar, dijital olarak çalışıp ülke ülke, şehir şehir gezmek gibi kısaca özetleyebiliriz. Gezip görmek istediğiniz ülkeleri bir şekilde hayatınızı idame ettirerek hayat döngünüz içine almak için süper bir fırsat oldu. Özellikle pandemiden sonra zaten uzaktan çalışma iyice yaygınlaştıktan sonra bunu işte fırsat bilip hem geçimi sağlayarak hem de görmek istediğiniz yerleri görerek kendi hayatınızı tekrar kurgulayabiliyorsunuz. Bu anlamda ben sizi tebrik ederim gerçekten. Benim de
Çünkü çok istediğim ve bir türlü hayata geçiremediğim şeylerden biri. Üç kediyle beraber zor. Dediğim gibi daha öncesinde. Üç kediyle birlikte gezemiyoruz biz. Şimdi siz nereleri gezdiniz ve nereleri gezmeyi planlıyorsunuz? Aslında önce... Kışın Bali güzel mi? Evet, çok güzel. Özellikle kış geldiği zaman da kar çok yağıyordu New York'a. Biz artık bu kardan uzaklaşıp biraz da yaz yaşamak istedik. İlk defa Aralık ayında. Aralık ayında havuza girebiliyorsunuz. O kadar sıcak olabiliyor, biraz söylemesi gerekiyor bu durumu. Ama bizim güzel yanımız da şu oldu. Mesela biz Bali'de kalırken birbirimize ani sürprizler yapabiliyoruz. Diyoruz ki iki gün sonra Kuala Lumpur'a geçsek mi? Yani ani olarak bir ülkeden bir ülkeye değişiyorsunuz. İşiniz hiçbir şekilde değişmiyor. Müşteriniz aynı şekilde devam ediyor. Döviz kazanıyorsunuz. Döviz kazandığınız için de herhangi bir kur dalgalanmasından etkilenmiyorsunuz. Doğal olarak Asya ülkeleri olsun, Avrupa ülkeleri olsun. Avrupa ülkeleri çok avantajlı aslında. Ben bu bakımdan da tavsiye ederim. Bizim şimdi bir Avrupa turu planımız var birlikte yapacağımız. Öncelikle Bali'ye gittik, Kuala Lumpur'a gittik. Yani Malezya ve Endonezya'ya gittik. Tayland ve Filipinler planımız vardı bizim. Ancak deprem olayları olduktan sonra dönmek zorunda kaldık bu süreçleri geçirmek için. Döndükten sonra da bir Avrupa planı yaptık. Şu an Avrupa planında özellikle dijital göçebe vizelerini kontrol ediyoruz. Böyle bir imkanınız var. Avrupa ülkelerinde uzun süre yaşama ve çalışma hakkınız olabiliyor. Dijital göçebe vizeleri aldıktan sonra Avrupa içerisinde bütün ülkelere gidebiliyorsunuz. Hatta Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmuş gibi diğer ülkelerden de faydalanabiliyorsunuz vizeler açısından diyorum. Böyle bir imkanımız var. Daha sonrasında da Amerika'ya dönmeden bir Avustralya yaparız diye tahmin ediyorum. Vallahi evet. Ne güzel planlar değil mi arkadaşlar? İşte evet. New York'ta çok kar yağıyor. Evet. Bali'de kışı geçirmek keyifli. Evet. Vallahi süper. Açıkçası hevesleniyoruz duydukça. Aslında şöyle bir şey var. Bu işe belki de ilk girişi kendinize güven açısından nasıl yapabilirsiniz? Bence öğrencilik dönemi bu açıdan çok rahat. Benim de mezun olduğum üniversitede sürekli bu şekilde, yani artık bölümü bitirmiş ve çalışan kişiler vardı. Ve ben orada şunu fark ettim. Evet, hani belki diyetisyenlik diye baktığınızda daha hastanede çalışılan, daha kurumsal bir iş gibi bakıyorsunuz. Ya da yine aynı şekilde dijital işler de öyle. Ama sosyal medyada var olmanız gerekiyor. Ben orada onu fark etmiştim ve işte hemen Instagram, YouTube vesaire bunları yaptığımda o dönem sürekli bir şeyler paylaştım ve öğrenciyken şey kaygınız olmuyor. Buradan bana bir dönüş olur mu? Bu ne kadar yükselir gibi. Sonrasında artık okul bitip de siz kimliğinizi ortaya koyduğunuzda zaten oradaki kişiler size dönüş yapıyor. Mesela hani Muhammed'in yaptığı gibi siz ilk bitirdikten sonra bir online platformlardan Upwork, Fiverr gibi oralardan bir kez iş almanız yetiyor. Sonrasında gelen dalga ise hep sizin müşterilerinizin, danışanlarınızın referansıyla olan. Yani bir kez o ağı kurduktan sonrasında o yayılıyor ve şey kaygısına girmeyin. Hani burayı ben nasıl yönetebilirim? Başka ülkeye gideceğim, bunun bütçesini nasıl ayarlarım? Ya da işim acaba yolunda gider mi? Bu devam edecek mi? Değil. Her tanıştığınız kişi aslında size referans oluyor. O açıdan hani o döngü bitmiyor. Bence en önemli kısmı da bu. Şimdi... Dijital göçebelikte geziyoruz. Gezerken de tabii para harcıyoruz arkadaşlar. Ama burada önemli kriter tabii ki o parayı sürekli kazanmak. Kenarınızda birikiminizi yemeye başlarsanız tabii bu para mutlaka ki bitiyor. Özellikle döviz kuruyla baş etmemiz burada zor olduğu için döviz kazanmak lazım. Zaten az önce duyduk, döviz kazanıyoruz dediler. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Freelance çalışmak diye bir şey. Freelance çalışmak nedir? Nasıl yapılır? Hangi platformları kullanıyorsunuz? Tavsiyeler nedir? Belki burada da freelance çalışmak isteyen arkadaşlarımız olur. Sanırım önce ilk tavsiye İngilizce değil mi? İngilizce tabii ki. İngilizce olmazsa evet. Yurt dışında çalışma imkanımız yok. Hatta yurt içinde de pek çok yer İngilizce istiyor. Çünkü yazılımın dili İngilizce. Evet. Aslında yazdığınız bütün şeylerde göreceksiniz ki İngilizce bir cümle yazıyorsunuz. İşte if dediğimizde aslında eğer böyleyse şöyle yap. Eğer böyle değilse böyle yap gibi bir kavramımız var. Bunları yaptıktan sonra zaten İngilizce aşaması bitiyor. Bizim Upwork'e odaklanmamız gerekiyor. Ben Upwork odaklı çok ilerlemedim. Çünkü benim eğitim sürecinde anlattığımdan dolayı LinkedIn'den bana çok fazla bir dönüş oldu. Ben o açıdan LinkedIn diyorum. Yani herkese diyorum ki LinkedIn. Oradan çok fazla bir paylaşım yapmanızı tavsiye ediyorum. Türkiye için Twitter'a da katabilirim. Twitter'da çok aktif yazılımcılar ve firmalar var. Bu alanı tamamladıktan sonra da bir şekilde İngilizceyi tamamlıyorsunuz, yazılımı tamamlıyorsunuz, Upwork'e giriyorsunuz ve döviz kazanmaya başlıyorsunuz. Döviz kazanmaya başladıktan sonra müşteriler birbiri arkasınca ablam dediği gibi kendisini getiriyor. Döviz kazanma aşamasında kesinlikle planlarınızı, dövizinizi bir anda harcamaya yönelik yapmamalısınız. Çünkü gittiğiniz yerde kazanacaksınız. Orası garanti. Onu görüyoruz ama felaketler olabiliyor.
pandemiler olabiliyor. En azından çok fazla birikim olmasa da bir ay idare edebileceğiniz seviyede yapmanız gerekiyor. Biz gittiğimiz yerde Airbnb'lerle idare ettik aslında. Coworking space'lerle idare ettik. Oralarda tanıştığımız insanlarla orada iş alıp orada teslim ettiğimiz durumlar oldu. Freelance aşamasına gelecek olursak da belirli bir seviyeye kadar hemen hemen bütün ülkelerde vergi ödemeniz gerekmiyor. Aşağı yukarı bu 1000 dolar ya da Türkiye'de şu an 10 bin lira seviyesinde diyebilirim. Daha sonrasında bir şirket kurmanız gerekiyor vergi vermeniz için. Çünkü hangi ülkede para kazanıyorsanız onlara fatura kesmeniz gerekiyor. Çünkü belirli bir aşamadan sonra bireysel projeler yerine firmalardan aldığınız projelere yönelmeniz gerekiyor. Firmalar da size ücreti, verdiği ücreti gider olarak göstermesi gerekiyor. Bir fatura kesmeniz lazım. Gözünüzü de çok büyütmeyin o kadar. Çok zorlu bir süreç değil. Basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bizim şu an bir şirket kurulum sürecimiz var Türkiye'de. Bunu da tamamladıktan sonra işte dijital göçebeler olarak Avrupa'daki vergi avantajları, Avrupa'daki farklı fırsatlardan faydalanacağız. Benim için şu an bence freelance bu demek. Evet. Peki normal bir şirkette çalışmak, freelance çalışmak size göre böyle avantajları, dezavantajları, tabii farklılıkları da var. Freelance'de siz müşterinizi buluyorsunuz, müşterinize bir iş yapıyorsunuz, onun karşılığında bir ödeme alıyorsunuz. Temelinde aslında freelance böyle bir şey. Bunu yurt içinde de yapabilirsiniz, yurt dışında da yapabilirsiniz, her türlü çalışabilirsiniz. Yani bir firmaya bağlı olmadan bağımsız çalışmaya diyoruz freelance çalışmak. Ama size göre avantajları, dezavantajları da niye mesela bir yere girip de her ay sabit maaş almak yerine freelance çalışmayı tercih ettiniz? Bunun ya, zorlukları, kolaylıkları nedir? Ya herkes için bir kolaylığı ve zorluğu var aslında ama biraz da kişisel yaşam tarzı tercihiyle alakalı. Ben özellikle bir yere bağımlı olarak çalışma duygusundan çok uzak bir insanım. Şunu örnek verebilirim size. Ben bir memur olarak aslında Didim'e atandım. 2 ay dayanabildim sadece. Herkesin belki hayalidir. Ege'ye gitsem, küçük bir kasabada çalışsam, 8-5 memur olsam, hafta sonları tatilim olsa. Ben çok daralmaya başladım. Sabit bir yerden görevlendirilmek en azından söyleyebilirim. Benim için dezavantaj. Yazılım anlamında da kurumsal firmalara yöneldiğinizde büyük projelerde yer almak veya da ekipsel çalışma anlamında çok büyük avantajınız var. Ama freelance'de bütün işin hakimi sizsiniz. Avantajları tabii ki birçok, sizin bildiğiniz gibi rahatlık var. İstediğiniz zaman çalışabiliyorsunuz. Ama dezavantajları da var. Nedir? Bütün süreç size bütün sürece siz hakim oluyorsunuz. Şöyle olabiliyor. Bir firmada giriyorsunuz, size bir front end ya da back end alanında bir görev veriyorlar. O kısımda görevleri alarak devam ediyorsunuz. Daha kontrollü gidiyor. Ama bizim freelance alanımızda ise müşteriyle görüşme süreci, paranın peşine düşme süreci diyebilirim, ödeme durumlarında falan siz yapıyorsunuz. Tasarımı siz yapıyorsunuz. Front end'i siz yapıyorsunuz. Back end'i siz yapıyorsunuz. Tüm hakim olmanız gereken süreçler oluyor. Bu da sizin bir kendi başınıza bir kampanya olarak çalışmanızı sağlıyor. Bu süreç benim için en azından böyle. Evet, burada zor süreçler de var arkadaşlar. Yani burada hangi zorluk sizin için daha baş edilebilirse onu seçmek gerekiyor. Yani burada evet, paranın peşine koşmak gerekiyor. Çünkü iş olduğu kadar para var. Diğer türlü bir şirkette çalıştığınız zaman ay başında evet maaşınızı alıyorsunuz. O anda yoğun değilseniz de, yoğun bir aydaysanız da bu tip güvenceler var. Tabii ki bunları tercih edebiliyorsunuz. Peki, bir yerde çalışarak dijital göçebelik yapılabilir mi? Remote çalışılıyorsa olabilir. Evet. Çünkü ben tanıştım böyle kişilerle. Hatta siz demin demiştiniz 3 kediyle zor olacak sizin için. Evet. Aslında olmaya da biliyor. En azından şöyle söyleyebilirim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Tabii ki bir kedi, köpek ve hatta çocuklarıyla gezenler var ki çocukların süreci daha zor olabiliyor. Biz mesela Bali'de tanıştık öyle bir aileyle. 2 çocukla birlikte geziyorlar. Çocuklar gittikleri ülkelerde okullara kaydoluyor. Farklı kültür biliyorlar. İngilizce öğrenmiş oluyorlar tabii ki en başta. Farklı ülkelerde farklı diller ve farklı süreçler yaşıyorlar. Özellikle bu alanda gezebilmek veya da ailecek gezebilmek hakkında sen bir şey ya aslında şöyle, bence çocuğunuzun ya da 3 kedinizin, 2 köpeğinizin olması hiçbir şeye engel değil. Sadece belki sizinle aynı kafada olan insanlarla bir arada olmanız gerekiyor. Bence o açıdan çevreniz de çok önemli. Hani siz hepiniz aynı meslekteyseniz, o insanlarla birlikte olduğunuzda. Çünkü freelance dediğiniz zaman sizin bir saatiniz yok. Bir insanın işte mesai çıkışında sizinle görüşmek istediğinde sizin o arada mesainiz olabilir. Ama mesela başlangıcı daha garantici olarak yapmak istiyorsanız remote işlere başvurarak isterseniz evlenin, isterseniz çocuğunuz olsun, ikiniz birlikte gidip bir ülkede co-living, co-working alanı kiralayarak orada çalışabilirsiniz aslında. Bu yine çok zor değil sizin için. O açıdan rahat herkes. Peki bu co-living, co-working bunlar nedir? Bunları biraz açabilir miyiz? Belki arkadaşlar hiç duymamıştır daha önce. Tabii bunlar ortak ofis ve ortak yaşam alanı demek aslında. Siz sadece gidip ofis kiralıyorsunuz. Eğer ki çok kendinize özel bir ofisiniz olsun istiyorsanız o alanların tıpkı böyle ortamları var. Küçük kabinler halinde ofis
servisleri ya da ortada masaları oluyor. Siz gidip istediğiniz masayı ya da odayı kullanarak çalışabiliyorsunuz. Ve hani çok da büyük bütçeler değil aslında freelance çalışan kişiler için. Oralarda ortak gidip bütün gün 7-24 çalışabiliyorsunuz. Bazı yerlerin özellikle de Asya'da ve Avrupa'da aynı bina içerisinde alt kat ofisken üstü de işte otel odası gibi ya da daha apart evler gibi evleri oluyor. Ve orada sadece çalışmak için gelen insanlar oluyor. Aynı zamanda ofisler çok güzel dizayn edilmiş oluyor. Boş alanlarınızda size oyun oynayabileceğiniz ya da dinlenebileceğiniz odalarınız oluyor. Yani siz oraya gittiğinizde sabahtan akşama kadar bütün ihtiyaçlarınızı, keyiflerinizi rahatlıkla karşılayarak orada işlerinizi halledebiliyorsunuz. İnternet sıkıntınız olmuyor. Eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Kafelerde de çalışabilirsiniz bu arada. Ben ilk başladığımda sürekli kafelerde yapıyordum seanslarımı. O da güzel, keyifli ama bir yerden sonra daha sessiz bir alana ve daha konforlu alana ihtiyacınız oluyorsa gittiğiniz her yerde bunu araştırabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim. Biz ilk coworking alanını New York'ta kiralamıştık ve orada öğrencilerin çok fazla bu alanı kullandığını biz fark ettik. Özellikle de online eğitime geçtikten sonra ve birkaç kişiyle konuştuktan sonra şunu öğrendik ki öğrenciyken oraya gidip orada artık çalışan kişilerle tanışıp daha mezun olmadan freelance işlerini alıp hatta mezun olduktan sonra başlayabilecekleri iş imkanları olmuştu. Sadece gidip kendi işlerinizi, derslerinizi yapmak için bile bunları kiralayabilirsiniz aslında. Konuda bir şeyden bahsetmek istiyorum. Rakam vermiyoruz pek fazla. Şimdi insanlar merak ediyordur. Rakam nedir, bütçe nedir Avrupa'ya ya da Asya'ya gezerken bütçeler. Aslında biraz duysak güzel olur bence ya. Yani değil mi? Biraz onun için aslında kendim dersimi çalıştım bu konuda. Rahatlıkla şöyle söyleyebilirim. İki kişi gidiyorsanız, arkadaş ya da fark etmez çift olarak gidebilirsiniz, kardeş olarak gidebilirsiniz. Ben Asya'da rahatlıkla $1,000 geçinebilirsiniz diyorum. Konaklama dahil. Tabii lüks bir şekilde geçinebilirsiniz. Lüks bir şekilde, evet. Ya bu da bizde 18-19 bin liraya denk geliyor. Evet. Ve remote olarak bir işe girerseniz zaten yazılımcı olarak bunun üstünü alabiliyorsunuz rahatlıkla. Avrupa içerisinde de aynısını söyleyebilirim. Amerika böyle değil. Amerika'da pahalı durumlar biraz daha. Ama Avrupa'da da konaklama dahil yiyecek içecek yine $1,000 halledebiliyorsunuz. Onu da çok iyi araştırdık. Dersimizi çalışıyoruz gitmeden. Sürprizle karşılaşmamak için hiçbir şekilde. Böyle de bir fırsat var. Yani $1,000 civarında kazanıyorsanız veya da iki kişi için söylüyoruz. Biz mesela tek gidiyorsanız bir $500-600 civarında rahatlıkla bir dijital göçebe olabilirsiniz. Yani. Harika. Evet. Arkadaşlar burada en önemli bariyer dil. Cebinize koymanız gereken ilk şey İngilizce oluyor burada. O yüzden buna yatırım yaptıktan sonra siz de bu kapıları açabilirsiniz gibi düşünüyorum yani. Peki siz işte yani bireysel olarak çalışmayı mı seviyorsunuz? Ekip olarak bir şeyler yapmayı mı seviyorsunuz? Hangisini tercih ediyorsunuz ya da neden bir de tercih ediyorsunuz? Güzel hep böyle zor sorular. Ya ben bireysel olarak tercih ediyorum. Yani belki doğru bir örnek olmayabilir şirketlerde çalışmak isteyenler için. Ancak bir ekip çalışmasına uygun olmadığımı düşünüyorum bireysel olarak. Bu herkes de değişebilir. Git repolarında sorun mu oluyor? Evet, mesela siz örneklerde. Çünkü birlikte bir projede çalıştığınızda bir kişinin yaptığı hatadan hepiniz sorumlu oluyorsunuz. Belki siz çok iyi çalışıyorsunuz. O konuya çok hakimsiniz. Yanınızdaki bir kişi hata yapıyor. Ya onun bütün sorumluluklarını siz çekiyorsunuz. Süreçte işte biraz sıkıntılı olabiliyor. Tabii ekip çalışmasında da insanlar hata yapmamaya zorluyor kendilerini. Ama ben bireysel olarak çalışmayı tercih ediyorum. Şimdi burada ben ufak bir parantez açayım arkadaşlar. Şimdi yıllar geçtikçe daha farklı çalışma arkadaşlarıyla beraber çalışıp iyi ürünler ortaya çıkardıktan sonra sizin böyle kemik ekipleriniz olmaya başlıyor. Belki yakında sizde de böyle ekip arkadaşları olabilir. Böyle iki kişi, üç kişi belki ama bir şeyi üretirken daha rahat çalıştığınız, daha konforlu ürettiğiniz, daha birlikte iyi sonuç aldığınız kişileri de aramaya başlıyorsunuz tabii ki. Bu işi yoğunluk olarak dağıtmak ciddi bir konfor alanı oluşturuyor. Ama bu endişeler giderildiği zaman. Yani o yüzden siz ne kadar donanımlı olursanız etrafınıza da o şekilde donanımlı arkadaşlarla dolduruyorsunuz ve daha rahat iş üretmeye başlıyorsunuz. Benim de mesela kendi kariyerimde böyle şeyler çok oldu. Geçen hafta konuk ettiğimiz Fatih Hayroğlu'yla beraber 5 tane şirkette çalıştık. Yani biz ordu halinde gezdik şirketleri. Neden? Çünkü hep beraber daha rahat çalışıyorduk. Daha kolay proje üretiyorduk. Yaptığımız işler ödül alıyordu vesaire. Bunlar da hoşumuza gidiyordu. Bizi besliyordu. Böylelikle firma gezdik. Bir sürü firmaya gittik. Sizin için de aynı şeyler olabilir. Ayrıca burada ekiple bir sürü iş yapmaya başladık. Özellikle 5. dönem öğrencileri ortak projeler yapmaya başladı. Şimdiden o ekip arkadaşlarınızı bulma yolunda bir adım attığınızı da düşünüyorum. Evet.
Ya bu konuda ben de aslında bir şey demek isterim. Tabii. Öğrencilik sürecinde tanıştığınız arkadaşlarınız ileride farklı konumlara geliyorlar. Bu da sizin bir network'ünüz oluyor aslında baktığınızda. Benim pek çok arkadaşım oldu. En azından New York için söylüyorum bu eğitim sürecinde. Her biri farklı alanda çalıştı. Mesela birisi backend'de çalıştı, birisi database alanında uzmanlaştı. Aslında iş paslama olayı da çok güzel bir şey oluyor. Çünkü görevlerin hepsini ben yaptığımda ben bireysel olarak yapıyorum diyorum ancak bu bizim için bir stres doğuruyor. Tüm yükümlülük bende oluyor. Ancak arkadaşlarınızla pasladığınızda, biraz yardım aldığınızda çok büyük rahatlama yaşıyorsunuz. Ekip çalışması da bu anlamda önemli. Çünkü iş bitmiyor, para gelmiyor değil mi? Ya. Bir de şöyle mesela ekip arkadaşı çok fazla, yine o da bence bir yerden sonra tabii her meslek için değişir ama mesela ben bazı dönemlerde dijital asistanla çalışıyorum. Yine siz bir kişiyi bünyenize alabiliyorsunuz. Bu dünyanın herhangi bir ülkesi olabilir. Sadece sizin randevularınızı, seanslarınızı düzenliyor. Toplantılarınızı onaylıyor. Karşı tarafı arıyor. Mesela bu şekilde de farklı. Tamamen tanıdığınız kişilerle de ekip kurabilirsiniz. Tanımadığınız kişilerle de yine bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok farklı dijital kollar var çünkü. Ama evet, bir yerden sonra yardım almak gerekiyor. Peki sizin şimdi beraber iki kardeş dijital göçebelik yapıyorsunuz. Şirketleşme olaylarınız, bir şeyler var. Peki kendi uygulamalarınız, ürünleriniz var mı? Neler yapıyorsunuz ya da yapmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü olduğunu ben önden spoiler aldım. Aslında var uygulamamız. Evet. Ben daha çok sağlık alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü ablam dolayısıyla bu beslenme ve diyet anlamında farklı hizmetler veya da farklı fırsatlar sunmayı istiyorum. Biliyorsunuz yapay zeka ilerlemede şu an. Ben bunu da kullanarak kişilerin beslenme alanında farklı fırsatlar elde etmesini istiyorum. Hem de birlikte uygulamamızı geliştirmek istiyoruz. Bizim Emma Nutrition diye bir uygulamamız var. Aynı zamanda dijital göçebeler içinde bir uygulama yayınladım. Bir iki hafta falan oldu. Sadece iOS'ta var şu an. Android'e de yükleyeceğim zaman içerisinde. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çünkü bunun içerisinde şöyle bir şey oluyor. Çok farklı ülkelerden insanlarla biz çalışıyoruz. Yeri geliyor Avrupa'dan, Afrika'dan, Amerika'dan kişilerle çalışıyoruz. Ve saat farkı oluyor. Saat farkını hesaplamanız zor oluyor müşteriyle görüşeceğiniz zaman. Ablam açısından toplantılar denk gelmesi açısından çok zor oluyor. Biz böyle bir uygulama yaptık. Bu uygulamada sizin saatiniz, hedef ülke veya da ikinci, üçüncü ülkelerin saatlerini koyuyoruz. En azından orada saat takibi yapabiliyorsunuz. Geldiğinde müşteriyle görüşme zamanını kaçırmıyorsunuz. Ve döviz özellikle bunun takibi oluyor. Her gittiğiniz ülkede o ülkenin para birimine çevirmeniz gerekiyor. Sadece dolar veremiyorsunuz her ülkede. Onların para birimine çevirdiğinizde çok fazla rakamlar çıkıyor. İşte bizim eskiden 6-0 olaylarında onların hala olduğu ülkeler var. Bakıyorum elimde bir sürü paralar falan. Diyorum ne anlama geliyor? Bu kaç para işte dolara hitap ediyor? Onları da bulabilecekleri bir uygulama geliştirdik diyebilirim. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tabii siz durumu fark ettiniz. Yazılımcılar yaş ilerledikçe, uzun yıllar yazılımcı olunca göbekler büyüyor. Orada tabii ihtiyaç var. Doğrudan ilk elden saptayıp durumu görmüşsünüz. Çok güzel. O zaman ben Eda Hanım'a birazcık daha soru yönelteceğim. Şimdi biz yazılım dışında, burada tabii çoğunlukla yazılım öğrencilerimiz var ama bu içerikten beslenecek farklı arkadaşlar da olur diye soruyorum bunu. Dijital göçebelik başka hangi alanlarda yapabiliriz? Mesela siz diyetisyen olarak dijital göçebelik yapıyorsunuz. Farklı hangi meslek dallarından insanlarla karşılaştınız? Yani bu iş zor mu? Bu işe girmek gerçekten İngilizceyi hallettikten sonra adım atılabilir bir şey mi? Bence atılabilir bir şey. Tabii şöyle de bir durum var. Mesela bazı zorlukları ya da çalışma şekillerini kabul etmek önemli. Ben buraya geldiğim zaman Amerika'daki danışanlarım için işte gece 12'den başlayıp bazı günler gece seans yapıyorum. Oraya gittiğimde de Avrupa ve Türkiye'deki danışanlar için sabah çok erkenden başlıyorum. O yüzden hani bu tarz şeyler var ama birçok insanın da çalıştığı saatlerde ben geziyorum ya da farklı şeyler yapıyorum. O açıdan çok rahat yapılabilir. Başka ben mesela danışanlarımda şunu çok gördüm. Birçok farklı meslekte danışanlarım var. Hepsi büyük firmalarda çalışıyor ama herkesin ek olarak dijitalde yaptığı işler var. Mesela işte bazıları yüz yogası eğitmeni oluyor ve online olarak Zoom üzerinden haftanın belirli günleri bunun eğitimini veriyor. Bazıları işte astroloji yapıyor ya da sadece fotoğraf editiyle çok ilgilenen kişiler var ve bunları yapıyor. YouTube yapabilirsiniz, Instagram'dan, yani aslında dijitalde adım attığınız her uygulama size bir dönüş sağlıyor ve hepsi de bir iş kolu aslında. Peki bir sorum daha var. Dijital göçebelik olarak artık hayatınıza devam ediyorsunuz. Uzun yıllar belli ki bunu yapacaksınız. Burada aidiyet duygusu nasıl çalışıyor? Yani sabit bir yerde evim, işte hayatım döndü. Sonuçta bir düzen var ya, bu düzeni bozup gidiyorsunuz. Yani evet, bu çok güzel bir şeyde disrupt etmek gerekiyor. Bu nasıl bir duygu geçişi? Aslında şöyle oluyor. Bir yerden sonra siz gittiğiniz her yere ait hissediyorsunuz ve bence dijital göçebe olmak için şu çok önemli. Sürekli bir şeyler öğrenebilme isteği. Çünkü her gittiğiniz yerde yabancısınız. Diğer türlü bir yeri çok iyi öğrendiğiniz zaman artık sizdeki işinize üretkenlik kısmı da azalıyor bence. Ve hep aynı
şeyleri yapıyorsunuz. Zaten çevreniz değişmiyor, öğreneceğiniz şeyler değişmiyor ama her başka yere gittiğinizde oradaki farklı bir açığı görüyorsunuz. Mesela benim kendi açımdan her gittiğim ülkede oradaki insanların işte beslenme tarzları, yaşama alanları, biz bunlar üzerine de yine dijitalde işte application içerisinde onları ekliyoruz mesela. Ülkelere göre farklı alışkanlıklar oluyor. O açıdan bir yere ait olmama duygusu bence güzel. Sizi biraz daha geliştiriyor. Çok sabit de tutmuyor. Aslında bu konuda bir motto edindik diyebiliriz ablamla kendi aramızda. Ya gittiğimiz bir şehirde turist olmayacak kadar uzun, yerli olmayacak kadar kısa kalmaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde de bayağı bir avantaj oluyor. Çünkü yerlilerin takıldıkları yerlere kadar gidebiliyorsunuz. Ancak çok fazla sıkılmıyorsunuz artık insanların yaptığı şeylerden. Her ülkenin kendi içerisinde sıkıntılar oluyor. Onlardan etkilenmeden hemen bir başka ülkeye geçiyorsunuz. Bir başka şehre geçiyorsunuz. Aidiyet duygusu bende de aslında dediği gibi ablamın bir aidiyet duygusu, her gittiğiniz yere ait hissediyorsunuz. Özellikle Türkler açısından söyleyeyim, yani her yerde Türk'ü buluyorsunuz rahatlık bir şekilde. Tam onu soracaktım. Evet. Ne kadar Türk'le karşılaşıyorsunuz diye. Bayağı bir Türk'le karşılaşıyoruz. Özellikle restoran sektöründe arıyoruz biz kendi yemeklerimizi. Evet. Asya açısından söylüyorum. Öyle aradığınızda buluyorsunuz bir şekilde ve coworking alanlarında çalışanlar çok fazla. Yani biz bilmiyoruz mesela, ben bu alanda özellikle söylüyorum. Yazılım alanında insanlar genelde sosyal medyaya yönelmiyor. Yazılımcılar genelde biraz İçine kapanık oluyorlar. Evet, içimize kapanık oluyoruz. Evet. Yani ben de çok fazla uzun süredir girmedim. Birkaç hafta oldu hatta aktif bir şekilde kullanılı. İnsanlara bunu gösterdikten sonra farklı iş kollarının olduğunu da anladım ben aslında. Yazılım olabilir. Ben diyorum ki kesinlikle bir alanda sabit kalmayın. Yazılımdan mutlaka para elde edeceksiniz ama yazılımda öğrenim sürecinizi blog yazabilirsiniz. Blogdan para kazanabiliyorsunuz. Bunu YouTube'a dökebilirsiniz. YouTube'dan para kazanıyorsunuz ve bunlar sizin iş almadığınız dönemlerde side gelir olarak size bir pasif gelir sağlıyor. Yani böyle bir şeye de yönelmeniz sizin için bence avantajlı. Şimdi muhtemelen bizim öğrencilerimizden dijital göçebelik kararını bir yandan düşünenler vardır ama muhtemelen çoğu freelance iş yapmayı merak ediyordur. İlk freelance işi nasıl bulacağız? Mesela ödeme takip etmek vesaire falan. Burada yani freelancer olmak bir yazılımcılık dışında hangi kasları geliştirmeyi gerektiriyor? Hangi kasları çalıştırmayı gerektiriyor? Biraz onlara değinebilir miyiz? Aslında evet. Şimdi ikimiz açısından farklı olacak ama yazılımcılar açısından söyleyeyim. Biz biraz daha konuşmaktan uzak oluyoruz insanlarda. Yani sosyal iletişimimiz biraz daha az olabiliyor. Çünkü işimiz gereği çok fazla bilgisayar başındayız ve konuşmuyoruz. Mesela biz bir iki ay hiç konuşmadığımız oldu insanlarla. Sadece işimize odaklandık falan. İletişim kurmanız gerekiyor. Müşteriyi ikna etmeniz gerekiyor. İlk işinizi Upwork'ten kesinlikle alabilirsiniz. Bu bir garanti. Ama ben size tavsiyem kesinlikle bir hedef belirleyin, bir firma belirleyin. Sizin sevdiğiniz ya da sizin uzman olduğunuz alanda çalışan bir firma. Ben hatta böyle bir şey yapmıştım. Onu da söyleyebilirim. Bir firmanın bütün çalışanlarını ekledim. Daralttım, mesaj attım, işte arkadaşlık kurdum diyebilirim. Daha sonrasında o firma içerisinde iş almaya başladım. Çünkü çok fazla sıkıldığım için kendileri bana ne yapabildiğimi gördüler. Evet, bir deneyelim en azından dediler. Bir iş verelim de tamam artık mesaj atmasına mı geldi? Evet. Tabii. Çünkü yazılımda CV göndermekle olmuyor bu işler. Biraz aktif olmamız gerekiyor. Bu çağda çok aktif olmamız gerekiyor. Çünkü yazılımcılar çok arttı. Bu iş bulmaya da yarayabilir o zaman aslında. Tabii ki. Yani tam zamanlı bir iş bulmak için de güzel bir taktik olabilir. Ben böyle bir... Firmaların çalışanlarını daraltıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben böyle bir hatta New York'ta bir firma belirlemiştim. Hatta bu firma çok büyük bir firmanın startup'ıymış meğerse. İşe alım görevlisi de o büyük firma yapıyormuş aslında. Ve ben bu kişiyi bulamadım. Herkesin LinkedIn'da bir İK'cısı vardır. Onu biz bulamadık normalde ismini. Şirketin bütün çalışanlarına mesaj attım. Dedim ki bu kişi kim? Ben nasıl işe girebilirim sizin orada? Sonra Los Angeles'ta merkezden beni aradılar. Evet, sen böyle çabaladın. Hiç pozisyonumuz yok aslında böyle dediler. Ama senin için bir mülakat hazırlıyoruz dediler. Mülakat hazırladılar bana. Ve ben mülakatları geçtim gerçekten de. Baktım evet, elde edebiliyorum. O aşamada da çok güzel bir freelancer iş almıştım. Dedim freelance mi yoksa sabit çalışmak mı? Freelance dedim, çıktım. Benim zaten niyetim buraya girip giremeyeceğimi test etmekti deyip. Evet. Evet. Sonrasında bütün ilgi. Tabii ki ya, özgüveniniz geliyor saatten sonra. Özgüveniniz geldikten sonra kişiler de size bir şekilde dönüş yapıyor. Evet. Benim açımdan böyleydi aslında. Evet. Çünkü diyetisyenlik açısından iletişim çok daha önemli. Benim açımdan az bir iletişim çok fazla dönüş sağlıyor. Evet. Diyetisyenlik açısından sence nasıl olabilir? Ben tabii yazılım dışındaki işler için belki herkes bunu dikkate alabilir. Ben ondan biraz daha eski olduğum için artık freelance hayatta. Benim tabii öyle olmuyor. Sizin dijital işlerde bildiğim kadarıyla işte proje bittikten sonra da hani ödeme tamamlama gibi bir durumlar oluyor. Ama bizde öyle olmuyor. İlk başta şartları sadece işte ya WhatsApp üzerinden ya genelde mail üzerinden konuşuyorsunuz ve karşı taraf kabul ederse işte ödeme yapılır ve seans planlanır. Bu şekilde ilerliyor. Tabii ki belki ilk işe başladığınızda bu daha farklı olabilir ama iş ilerledikten sonra artık siz çok insanların peşinden koşmuyorsunuz. Onlar biraz daha
daha size geliyor. O anlamda tabii ki biraz özgüveni oluşturmak ve sosyal medyada da bunu paylaşmak önemli bir yer tutuyor. Benim açımdan onun çok şeyi yok ama tabii ben de daha çok insanlarla iletişimi olan bir meslekteyim. O açıdan biraz onu da geliştirmek gerekiyor bence. Ve İngilizce kısmı çok çok önemli. Her alanda iş almak istiyorsanız. O da beni çok geliştirmişti mesela. Çünkü sadece işte Türklerle çalıştığımda işte Türkiye'deki porsiyonlar, buradaki insanların ihtiyaçları ama bir başka ülkeyle çalıştığımda onların ihtiyaçları, porsiyon miktarları, her şeyleri çok farklı oluyor. Ve onlarla da sadece İngilizce ile ortak iletişim kurabiliyorsunuz. O açıdan kesinlikle çok önemli bir dijital göçebe için. Tamam, benim bir sorum daha var. Yaşadığınız problemler. Şimdi sizde evet biraz daha böyle pay and go tarzında gidiyor süreç aslında. Evet. Süper. Yani ön ödemeyi aldım, tamam. Bir sonraki seansa gelmeyebilir, mutlu olmayabilir. Böyle biraz daha risk free, biraz daha yani evet, nispeten. Biraz daha riski az. Ama yazılım tarafında kalemler biraz daha karışık. Çünkü çok şapkalı bir iş. Yani bu iş hem satan hem patronu olan, yani her alanda aslında freelance'de çalışmak durumunda kalıyoruz. Bunu ekipçe de yapabilirsiniz tabii ki dediğim gibi. Peki mutlaka sorun olmuştur. Freelance olarak evet, çalışmanın diyorsunuz. Çalışıyor. Ne tür sorunlar oldu? Mesela deneyim edindiğiniz, mesela artık şunu yapmıyorum. İlk başta bu konuda biraz daha rahattım ama sonradan biraz ağzım yandı dediğiniz şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Onlar konusunda birazcık deneyim dinleyelim. Ya şöyle bir şey oluyor. İletişim kurmak dedim ya demin biraz önce. İletişim kurduğunuzda müşteriye biraz da her şeyi yapabileceğiniz göstermemelisiniz. Çünkü müşteri sizden birden fazla iş istiyor. Ya size belirli bir bütçe veriyor. İşte sabit bir bütçem var diyor. Bunu yaptırıyor. Yapıyorsunuz. Daha sonrasında şunu da mı katsak dediği zaman çok eski müşteriniz oluyor. Kıramıyorsunuz falan ama kırmanız gerekiyor. Bu konuda hatta şöyle söyleyebilirim. Amerika'dakiler çok katılar. Çok samimi olsanız bile iş ayrı, arkadaşlık ayrı yapıyorlar. Siz de bu şekilde yapabilirseniz iş dışında görüşmeleriniz ayrı olabilir ama müşteri sizden ekstra iş istediğinde kesinlikle bunun ekstra bir ücreti olduğunu bilmesi gerekiyor. Ben bu alanda bir sıkıntı yaşadım aslında. Tabii bireysel olarak geliştiriyor olmamın da sıkıntısı oldu. Backend'de çok tecrübeli değildim o zamanlar. Backend'de sıkıntı çıktı. Onu halletmem gerekti. Kendim bayağı yine 16-17 saat çalışmak zorunda kaldım. Evet. Öyle bir süreçte tekrar öğrendim. Şimdi arkadaşlar burada ben de bir iki ekleme daha yapayım size. Birincisi tabii ki işin ne olduğunu çok iyi anlamak lazım. Biri gerçekten işi tam detaylı anlatabildi mi? Bazen kısa cümlelerle anlatıyorlar ve diyor ki ama zaten bunu dediğim zaman bu anlaşılmış olmalı. Öyle bir hayal dünyası içinde olabiliyorlar. Bu da bu sefer sizdeki size karşı olan beklentiyi arttırıyor. Mesela burada insanların ne kadar teklifler verdiğini de anlamanız lazım. Mesela siz diyorsunuz ki ya ben bu işi 500 dolara yaparım. Diğerleri 5'er bin dolar vermiş. Allah Allah, ben bu işi yanlış mı anlıyorum? Doğru mu anlıyorum? Burada işte iletişim başlıyor. İletişim önemli. Yani sizin burada ekstra sorular sormanız lazım. İlk başta bu işi yaparken mesela farklı bir proje yöneticisiyle çalışabilirsiniz. Size bu işleri proje yöneticisi getirebilir ve siz onu komisyon ödeyebilirsiniz. Bu sizi bu konudan birazcık kurtarır. Ya da işte bir iş analisti tanıyorsanız o da size bu konuda destek olur. En azından der ki bak bu sorular belli değil. Bu konular açık. Dolayısıyla beklentileri iki taraflı eşit tutmak lazım. Ve sizin burada tabii ki işi yapıp bitirdikten sonra yayını aldınız. Bir problem çıktı. Ona destek olmak durumunda kalabilirsiniz. O desteğe olurken yeni bir iş aldıysanız o işi de yetiştirmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden planlama burada tamamen sizin üzerinizde oluyor. Yani freelance'in çok güzel yanları var ama dikkatli olmanız gereken kendinizi patlatmayacağınız bir kurgu içinde çalışmanız da önemli. Yoksa kendinizi çok abanırsanız bir yerlerde problem çıktığı zaman 24 saatin yetmediğini anlamaya başlayacaksınız ve bu keyifli bir şeyken eziyete dönebilir. O yüzden iletişim becerileri konusunda kendinize çok güvenemiyor olabilirsiniz ya da yeteri kadar iyi iletişim kuramadığınızı düşünebilirsiniz. Bu noktada size destek olacak birinden destek alın. Bedava da olmasın, komisyon verin. Bence çalışır. Güzel fikir gibi. Tabii özellikle bu ilk iş aşamasında müşteriyle konuşurken eğer müşterinin vasıfına bakmamız gerekiyor. Ben diğer yazılımcılardan iş aldım. Yazılımcılar duruma biraz daha hakim oluyorlar. Ama sizin dediğiniz gibi sorularımızla projeyi şekillendirmemiz gerekiyor kesinlikle. Çünkü bazen projenin çizgileri keskin olmuyor. Bu alanda da müşteri bilmiyor. Çünkü onun da suçu yok. Çünkü siz biliyorsunuz arka tarafta ne gerçekleştiğini. Yönlendirmeniz gerekiyor. Keskin bir şekilde bu görev bana ait. Sonrasında bununla karşılaşacaksınız diyorsunuz müşteriye. Eğer bunda da hizmet istiyorsanız bunu da dahil edelim diye projeye veya da sözleşmeye dahil ediyorsunuz. Böyle bir durum olabiliyor. Tabii sonradan öğreniyorsunuz. Olabilir bununla ilgili. Bence hani yazılımcı olduğunuz zaman birçok şey hani yazılı olarak
olarak insanlara sunmayı tercih etmiyor olabilirsiniz ama kesinlikle her iş aldığınızda sizin elinizde sizin iş tanımınızı ve verebileceğiniz hizmetleri, süreleri, saatleri belirleyen bir broşür olmalı bence. Siz iş alırken sadece karşıdakinin size soru sorması ya da istekleri değil, sizin de ona sürekli sorular. Mesela bir form oluşturabilirsiniz. Sizden ne bekliyor, ne kadar istiyor, buna ayıracağı zaman, süre. Yani sadece hani ben ondan bilgileri alayım ve bir şey yapayım değil, aynı zamanda o da sizden ne bekliyor. Çünkü iş bittikten sonra bir de artık görsel bir kısım olduğu için onun gördüğü şeyle sizin gördüğünüz şey muhakkak farklı olacaktır. Ve sizin açınızdan kesinlikle ne kadar yüksek rakam da verseniz verdiğiniz emeğin belki de çok aşağısında hissedeceksiniz. Tabii. Ama karşınızdaki kişi de ne kadar az da verse her zaman için size daha çok verdiğini düşünüp daha çok talepte bulunacak. O yüzden yazılı olarak her şeyi belirleyip sınırlarınızı ona göre en baştan çizebilirsiniz. Evet. Yazılımcı ya da diğer bütün meslekler için. Temkinli olmak faydalı arkadaşlar. Yani en azından siz bu işi nasıl anladınız, ne kapsamla yapacaksınız, karşı tarafa yeteri kadar bilgi vermezseniz gün sonunda şunu diyebilir. Benim istediğim çıktı olmadı, bu ödeme yapmayacağım. Burada da mesela ödemeleri planlayabilirsiniz. Başta peşinat alabilirsiniz, ortada bir ödeme alabilirsiniz ama mutlaka işin tanımı size geldikten sonra sizin tam anladığınız şekilde geriye gitmeli. Geriye gidip ondan onay almalısınız. Çünkü bu olmadığı zaman, yani atıyorum bir form yaptınız, bu formun içinde bir sürü kontrol de olması gerekebilir. Bunu müşteriniz şey diyebilir. Yani evet, bu kontrollerin olması gerekmiyor mu zaten? Gerekmez mi? Sizin bilmediğiniz bir alandır, çalışmadığınız bir alandır. Ne alaka diye bakıp anlaşamazsınız. Anlaşamadığınızda müşteri şunu der. Tamam, ödeme yapmıyorum. Bitirirsen yaparım. Yani bu durumun içine düşmemek için temkinli olmanız lazım. Bu korkmanız gereken bir şey değil, temkinli olmanız gereken bir şey. Çünkü temkinli olursanız daha sonra bunun keyfini çıkarmak için gittiğiniz ülkelerde gezmeye vaktiniz kalır. Şimdi öğrencilerimizin sorularına geçmeden önce benim size son bir sorum var. Bizim öğrencilerimize neler tavsiye edersiniz? Çünkü ben siz öncesinde biraz müfredattan, buradaki akıştan da bahsettim. Genel olarak dışarıdaki eğitim veren kurumların çoğundan farklı bir akışımız var burada. Bu bağlamda ne tavsiye edersiniz bizim öğrencilerimize? Ben özellikle bilginin sağlanması gerektiği taraftarıyım. Çünkü burada sizin elinizde birçok fırsat var. Medyanın da gücünü kullanabilirsiniz aynı zamanda. Diğer alanlarda, yazılım alanlarında da. Ancak buradaki avantaj benim gördüğüm kadarıyla sizi sektöre hazırlıyor. Yani sektöre yönelik öğreniyorsunuz. Üniversiteler öğretiyor. Elbette ki bir avantajı var. Altyapı kuruyor sizin için. Ancak daha sonrasında sizin sektörde proje üretmeniz için yeterli değil. Ben bu alanda diyorum ki proje, en azından proje bazlı. Hocanızı sıkmanız gerekiyor. 5 dakika boş bırakmamanız gerekiyor. Kendisi hoşlanırsa tabii bu durumdan. Ona geri döndü konu. Evet. Tabii ki. Çünkü ben de biliyorlar. Yaptım. Çok seve seve her zaman yanlarındayım. Biliyorlar. Tabii ben orada gördüğüm herkese ekliyordum. Dedim ben sıkıştırıyorum. Kesinlikle sıkıştırın. Sosyal medyada çok aktif olmanız gerekiyor. Çok aktif olmanız gerekiyor. Çünkü sizin isminizi söylemeleri gerekiyor. Muhammed Arslantaş kim dediklerinde bir CV dolusu yazı görmek hoş olmuyor. Çünkü bilmiyorlar. Yani ben yazabilirim burada 10 yıllık bir tecrübe yazabilirim ama nereden bileceksiniz bunu? Ama videoları izlediyseniz, işte paylaşımlarımı gördüyseniz, bu kişi geçen yıl bu kadar biliyordu. Bu sene bunu da katmış kendisine ve şu projede yer almış diyecekler. Bu alanda tavsiye ederim. Özellikle bilgiyi kullanın, medyayı kullanın. Elinizde böyle bir imkanınız olduğunda projeye yönelik veya da sektöre yönelik öğrenin. Aslında LinkedIn'da bir iş ilanlarını araştırmaları gerekiyor diye tavsiye ediyorum. Çünkü hangi sektörde hangi teknolojiler kullanılıyor bu değişiyor. Hedeflediğiniz bir firma vardır. Atıyorum Acun Medya'dır mesela. Kullandığı teknolojiler çok farklı olabilir sizin için. Onun odaklı çalışırsınız. Daha sonrasında da başvuru yaparsınız. Kendinizi kanıtlarsınız, sıkıştırırsınız, öğrenirsiniz. Bir şekilde de o işi kaparsınız. Sadece beklemeyin. Yani o işi siz gidip alın. Freelance de olsa, kurumsal da olsa diyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani aslında CV'yi biraz daha kapsamlı düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin Instagram'da, LinkedIn'de, YouTube'da paylaştığınız şeyler bile CV'nizin bir parçası haline gelir oldu artık. CV'yi biraz daha böyle kapsamlı düşünebiliriz. Ben öncelikle bütün soruları, verdiğiniz cevaplar için tekrar teşekkür ediyorum. Artık öğrencilerimizden de biraz soru cevap yapabiliriz diye düşünüyorum. Var mı sorularınız arkadaşlar? Ben şeyi merak ediyorum. Müşterilerden iş aldığınızda fiyatlandırmayı neye göre yaptınız? Aslında bu tecrübeyle başlıyor. Daha önceki yaptığınız projelerle başlıyor. İlk girdiğinizde
fiyatı çok kırmanızı tavsiye etmiyorum. Bir proje örneği diyebiliriz biz buna, ya da çünkü projeler şöyle geliyor. Sıfırdan bir proje mi yapacaksınız? Var olan projenin üzerine bir hata çıkmış, onu mu debug edeceksiniz? Yoksa ekstra bir özellik mi ekleyeceksiniz? Buna göre çok değişiyor. Bunun yolu da aslında Upwork'ten bir kaçak ilan çıkmakla da olabilir. Aynı işi bir şekilde gönderebilirsiniz oraya. Orada size teklifler geliyor. Tekliflerin ortalamasını alıyorsunuz. Belki ilk defa alacaksınız proje. Bu yüzden ben en ucuzunu yapayım bana versinler demeyin. Çünkü en ucuzunu söylediğiniz zaman size gelen müşteri kalitesi de o yönde bir değişiklik oluyor. Ve müşterinin beklentisi çok fazla oluyor. Belki de o müşteriyle uzun vadede iş yapacaksınız ama başlangıç fiyatınız düşük olduğu için ileriki vadede de çok yükseltemiyorsunuz. Ve bu sizin dijital göçebelik hayatınızda sıkıntı oluyor. Çünkü belirli bir seviyeden sonra artık bütçenizi artırmanız gerekiyor farklı yaşamlar için. Tayland'da kalmak zorunda kalabilirsiniz. Evet, doğru. Yaparken çok keyif aldığınız bir proje oldu mu? Kendi projem oldu açıkçası. Bu en son yaptığım dijital göçebeler için. Aslında iş kollarına göre yapabileceğiniz adımlar bir checklist halinde verdim ben orada. O beni çok mutlu etti. Çünkü kendim de kullanıyorum daha sonra döndüğümde. Hı. Müşteriler açısından yaptığım projelerde de sağlık uygulaması vardı. Yine bir doktorların yüz yüze görüşme uygulaması vardı. Şimdi biliyorsunuz bazı bankalar da yapıyor. Müşteri temsilcisiyle yüz yüze görüşüyorsunuz. Ben böyle bir projenin doktorlar tarafından olanında yer alma fırsatı elde ettim. Bu aşamada benim için güzel bir deneyimdi. Çünkü canlı olarak yaptığınız canlı yayın aşamaları var. Canlı yayın aşamalarda verileri kontrol edebilmeniz biraz daha zor oluyor. Yansıtabilmeniz açısından. Application hızlı olması lazım. Bu açıdan da güzel bir zevk almıştım aslında. Sağlık açısından da yönelmek istediğim için iyi bir de tecrübe oldu benim için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben şeyi merak ediyorum. Bu süreçteki başarısızlıklarınızı, yani bir noktada ya ben kafayı yiyorum, 18 saat çalışıyorum dediniz. Ya acaba başka bir şey mi yapsam? Acaba yani onlar çok şey, hani nerede pes etmeyi düşündünüz, sonra sizinle devam ettirdi böyle bir şey. Evet, aslında son zamanda tam Instagram'dan böyle de bir soru almıştım ben. Kırılım noktaları var yazılımda her... Kesinlikle sizin de şu aşamada göreceğiniz bir durum, eğitim alırken en azından. Bir yerde anlamayacaksınız. Ya diyeceksiniz ki bu ne demek oluyor falan. Kesinlikle yaşayacaksınız bu durumu. O aşamada pes etmemeniz gerekiyor. Mesela ben o aşamada blog yazarlığı yapıyordum. Blog yazarlığına baktığımda aslında çok basit bir iş. Yazı yazıyorsunuz falan filan. Ya o alana mı yönelsem dedim. Dedim yok, benim hayalim buydu. Tekrardan bırakmak istemiyorum. Bir kere bıraktım, ziraat mühendisine gittim. 4 yıl kaybettim. Tekrardan kaybetmek istemiyorum. O açıdan dedim ben çalışmaya devam ettim. Tekrardan çalışmaya devam ettim. Daha sonra görüyorsun ki bir eşik var. Öğrenme eşiği. O öğrenme eşiğini geçtikten sonra bütün yazılım sana kolay geliyor. Yani bir dil öğreniyorsun. Bir dilin öğrendikten sonra aşağı yukarı hocamız daha iyi bilir. Bütün dilleri de öğrenebiliyorsunuz kendi içerisinde. Sadece tıkandığınızda devam etmeniz gerekiyor. Eğitim aşamasında da, proje aşamasında da. Bence bu çok güzel bir soruydu. Yani bayağı yerinde bir soru oldu. Çünkü dönemsel olarak bunu yaşayan öğrencilerim oluyor. Ben de bunu gözlemliyorum. Ama işte bu kırılma işini beklemek gerekiyor arkadaşlar. Pes etmeyeceksiniz, vazgeçeceksiniz. Ne diyoruz? Acı yok Raki. Devam. Bu açıdan mesela bence yazılımcılar çok aktif ve birbirini besliyor. Mesela ben kendi mesleğimde bunu bulamam ama bir grupları oluyor ve siz orada yazdığınızda, çünkü sizin aranızda şu yok, hani bunu yapamadım dediğinizde kimse size şey demez, nasıl hani sen yazılımcısın ama bunu nasıl yapamıyorsun değil. Ya da hani ben şurada tıkandım ve yapamadığımı düşünüyorum, benimle aynı süreçte olan var mı dediğinizde, ki Muhammed onu çok yapmıştı, bir sürü yazı geliyor ve sonra diyorsunuz ki tamam bu normalmiş. Onu gördükten sonra bence o özgüven ve rahatlık geliyor, sonrasında rahat. O yüzden bu grupları bulmak, onların içinde yer almak da önemli olabilir o açıdan, destek açısından. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Yazılımın hocamız daha iyi biliyordur. %10-15'i kodlama oluyor. %90 araştırmayla geçiyor. Yani ben bir şey yapacağım. Senior da olsanız, ben arkadaşlardan, örneklerden diyorum. Çünkü ben senior seviyesinde görmüyorum hiçbir zaman kendimi. Öncelikle giriyorsunuz. Bu teknolojiler nedir? Sıfırdan öğrenebiliyorsunuz. Bildiğiniz bir teknoloji olabiliyor ama eksikleriniz olabiliyor. %90 araştırma oluyor. Araştırmada da soru sormayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü ben bunu yapamıyorum. Neden? Yazmak yanlış bir kavram. Ben bunu yapamıyorum. Bunları denedim. Bu sonuçları elde ettim. Sizin verebileceğiniz ihtimalleri azaltıyorum. Doğru soru sorabilmek sizi doğru cevaba yönlendiriyor. Çünkü yüzlerce kişi yazabilir, kafanız karışabilir. Stack Overflow'dan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Onu yapmamanız lazım. Doğru soruyu sorduğunuzda doğru cevabı da alabiliyorsunuz o anlamda. Açıkçası benim sorum şey, bir uygulama geliştirdiğinizi söylediniz. App Store'da falan, telefonlar için belki. Yapım süreçleri, başlangıçta
nelere dikkat etmemiz gerektiği ve hani ne kadar bir bütçeyle başlamamız gerektiğini sormak istiyorum da. Aslında bütçe derken yaptığınız uygulamaya göre değişiyor. Çünkü ne kadar backend yükü binecek, yani bir hosting ya da server almanız gerekiyor mu sizin depolama alanı açısından? Onları yaptıktan sonra en pahalı durum belki de iOS development hesabı alabilmektir. Bir $100 veriyorsunuz ona yıllık bildiğim kadarıyla. Şeyde de Google Play Store'da da $25 bir kerelik, evet, onda bir kerelik. Onu verdikten sonra bir masrafınız olmuyor. Database kısmında belki çok fazla yük bindirecekseniz bir database satın almanız gerekiyor. Ama bütçe olarak şöyle söyleyebilirim. Ben kendi açımdan büyük projeleri, bireysel projelerin büyük tutmadım. Rahatlıkla ya da $500 arasında halledebiliyorsunuz ve bunu free de yapabilirsiniz. O kadar, dediğim gibi, bir hesabınız varsa, $100'lık bir iOS hesabınız varsa sadece hosting bedeli ödeyerek halledebilirsiniz. Bu da aşağı yukarı bir $20-25 civarı yeterli. Nelere dikkat edeceğiz? Nasıl başlayacağız kısmı? Tabii. Ya öncelikle sizin bir dizaynınız hazır olmalı. Kendiniz proje yapıyorsanız kesinlikle dizaynınızı Figma'dan ya da Adobe programlarından hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bireysel yapıyorsanız, yapmıyorsanız onun size müşteriden hazır gelmesi gerekiyor. Çünkü kodlamaya başladıktan sonra yeni bir özellik kat çok çok imkansız hale geliyor diyebilirim. Çünkü bütün projenin yapısını değiştirmeniz gerekebilir. Bütün gelen verilerin yönlendirilmesini farklı bir alana çevirmeniz gerekebilir. Sıfırdan proje yazmaya doğru da yönlendiğim oldu benim bu alanda. İşte hocamızın dediği gibi aslında hatalarımdan biri de buydu benim ilk başladığımda. Evet, yaparız diyordum, onu da yaparız ama proje başından belliyse onu kesinlikle devam ettirmeniz gerekiyor. Ben mesela kendi tasarımlarımı da kendim yapıyorum Figma üzerinden. Daha sonra ben bütün konuşmalarımı, bütün düşüncelerimi orada bitiriyorum. Diyorum ki bunun üzerine tek bir nokta daha koymayacağım. Eğer yapacaksam, örneğin benim en son dijital göçebe uygulamamda 8 tane özellik olacaktı. Ancak ben sadece 4 tanesini yansıttım. Ama 8'inin de dizaynı hazır şu an. Hepsini yaptım. Aşama aşama hepsini katacağım. Bunların folder structure dediğimiz bu dosya düzenlerinden tutun, dizayn aşamasına kadar sizin etkileyeceği için ben mesela dosya düzenini şimdiden ona göre oturtturdum. Herhangi bir özellik kattığımda neyi nerede bulacağımı kendim de biliyorum ve bunun üzerine de bir guide hazırlamanız gerekiyor. Rehber hazırlarsanız eğer bu proje bir sonraki yazılımcıya gidecekse onun daha rahat okuyabilmesi gerekiyor. Tabii clean code ayrı bir dünya. Clean code yazmanız gerekiyor. İş takip ve işi yaparken ki kullandığınız teknolojiler, kullandığınız araçları sormak istiyorum. Yani iş takibi olsun veya yapım aşaması vesaire olabilir bu. Evet. Normalde Agile yönetimle ben Trello kullanıyorum. Trello bunların en basiti. Aslında bildiğimiz to-do listler var ya, işte yapılacaklar listesi oluşturuyorum küçük küçük adım adım. Yapıldı veya da yapılıyor aşaması var benim için. Yaptıklarımı atıyorum ama aslında güzel bir soru çünkü yapacaklarımızı önceden biliyor olmamız gerekiyor. Ya bugün de bunu yapayım falan demekle olmuyor. Orada küçük parçalar oluyor. Kart olarak düşünebiliriz bunu. Alıyorum, diyorum ki ben bunu yaptım. Yapılanlar tarafına koyuyorum o tarafta. Bu şekilde takip benim için daha kolay oluyor. Çünkü bazen ne yapacağımı unutuyorum. Ya bir sayfada onu yapmadığım dönemler oldu ilk başladığım zamanlarda. Bir sayfada yapmam gereken bir özellik vardı. Ben onu kafamdan yapacağımı tahmin ettiğim için atlamışım meğerse. Daha sonrasında bu hata yapmamak için bir liste hazırladım Trello aşamasında. Bunu da takip edebilirsiniz. Ücretsiz zaten. Notion'u kullanıyorlar aynı şekilde. Notion'u kullanabilirsiniz. ChatGPT ile çok alakası da yok. Söyleyebilirim. Bir sorum daha var. Tabii. Tek çalışıyorsunuz. Ekiple iş yapmadığınızı söylediniz. Peki versiyon kontrol sistemleri kullanıyor musunuz? Evet. Git kullanmamız gerekiyor bizim. Git ve GitHub özellikle. Şöyle oluyor. Müşteriyle anlaşmanıza göre değişiyor. Ben diyorum ki bu projeyle başından sonuna kadar ve sonrasında bakım hizmetleri sunuyorum diyorum. Bakım hizmetleri sunduğum zaman ben o Git'e hakim olmak zorundayım. Çünkü Git'te size şimdi öğreneceksiniz. Direkt production'a push etmemeniz gerekecek projeyi. Yani yayında olan bir uygulamanın en sonki haline göndermemeniz gerekiyor. Aşama aşama oluyor sizin. Ben bu aşamada çalışıyorum diyorsun ve günlük atman gerekiyor bu açıdan. Ben günlük atarak en azından yaptığım uygulamalarda sorun yaşamak istemedim. Çünkü benim bilgisayar format atmam gereken durum oldu. Eğer Git'i atmasaydım bütün projelerimi hepsi yanabilirdi o anlamda. Git'i kullanmanız gerekiyor. Çünkü hem kurumsalda hem bireyselde çok önemli. Şimdi arkadaşlar sahil kenarında işte beach'te otururken bir anda işte monitorlar falan. Şimdi bilgisayara dökülürse problem. O yüzden Git'ten kurtuluş yok. O zaman sanırım sorularımızı tamamladık. Ben tekrar huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Her zaman seve seve. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Teşekkürler.